Çok büyük olarak değil mi? Yani bunda bir yere erişmek istiyorsunuz. Onun sütun adresi x artı 0. Peki bu satırdaki birinci sütunu seçeceğim, buradakinin buradaki hangi satırdakini seçeceğim derseniz o zaman x'i o satırın başında belirlemeniz gerekiyor. Yani diyeceksiniz ki burada arkadaş x eşittir f200 f2 0 0 x'in değeri. Bir alttaki satıra erişmek için bir alttaki satır bilgilerine erişmek için ne yapmanız lazım? Evet, x'i, şey x'i. Üç kere arttırmanız lazım. Bir üç kere daha arttırırsanız bir alt satıra düşersiniz. Bir alt satır bilgilerine düşersiniz. X'i 3 arttırdıktan sonra x'i 3 arttırdıktan sonra x artı 0'da nedir diye bakarsanız şurayı bulursunuz. Tamam mı? X'i 3 arttırdıktan sonra x artı 1 nedir diye bakarsanız şuraya, şu bilgiye ulaşmış olursunuz. Sağ olun. Böylece bu şeyde sütun okumalarda, matris okumalarda sıralama kütüğü bir kolaylık sağlar. Öyle olmasaydı şu sayının adresini bilmen gerekiyordu. Ya acaba bu çok karışık bir damla düşünün. Ortalarda bir sayı var. Bunun adresi nedir? Kalmakarışık bir adres gözüküyor. F32A. Bunun adresiymiş. Git F32A'yı oku diye göbeğe çatlar adına. Bunun adresini bulana kadar. Değil mi? Halbuki deseniz ki X artı bir oku. Onun satır adresi de şudur. Bitti hemen. Şuradan gidiyorsun, buradan gidiyorsun. Şuraya hemen ulaşabiliyorsun. Bu arttırma işlemleri her kütüğü arttırabilirsin. İnkrement olur. İnkrement A. İnkrement C. İnkrement X. Bakın, bu x'i 3 kere arttırma, increment x ile yapılıyor. Bunlar her dönem bir arttıran komutlar. Sadece bir arttırmış. Bu x'i 3 kere arttırmak için ne yapmamız lazım? Bu komutu 3 kere alt alta yazmamız lazım. Üç kere yazdığımız zaman x otomatik olarak 3 kere arttırılmış olur. Compare. Compare komutu şu x. Bu A kütüğüyle karşılaştırıyor bir sayı olarak. X kütük olabilir. Compare C dediğin zaman mesela şu kütüklerden bir tanesi kimle kim karşılaştırıyor? C kütüğüyle A kütüğünü karşılaştırıyor. C'yi kimle karşılaştırıyor? C kütüğünün içeriğini akümülatörün içeriğiyle karşılaştırmak. Bu karşılaştırmadan sonra bir şey yapması lazım. Yani bu karşılaştırma sonucu ne olabilir? Sıfır olabilir. Değil mi? Sıfır olabilir. Pozitif olabilir.
negatif olarak. Ondan sonra gelen komutlar dallan komutları. Ama bağlı da. Cereze neymiş? Jump relatif, bağlı olarak dallan. Zero. Sonuç sıfırsa dallan. Virgül, etiket. Nereye dallanacak? Etikete, orada yazılan etikete. Program içinde komutların başlarına etiketler var. Nereye gitmek istemiyorsa bu karşılaştırma sonucu sıfır olduğu zaman nereye gidilmesi gerekiyorsa bu satırın etiketi yazılmıştır daha önce. Bu komuta da bu virgülden sonra o etiket yazılacak. Hesabında bir sürü etiketler var değil mi? Şu noktanın etiketi son A'ymış, şu noktanın etiketi son C'ymiş, bu noktanın etiketi son B'ymiş. Bu çıkış evet diye bir etiket varmış, oraya gidiyormuş. Evet etiketli yere gidiyormuş. Evet. Jump'lar nereye gidilmesi gerektiğini söyleyen komutlar. Bunlara dallan komutu adlandırılıyor. Ama bağlı olarak dallan, yani jump öyledir. Aslında daha eski makinelerde ne kadar dallanacağı etiket yerine sayılar yazılarak söyleniyor. Program içinde şey var arkadaşlar. Komutlar var ya. Komutlar her bir komutun kaç byte olduğu belli. Geri gideceksiniz. Diyorsunuz ki FF'ten itibaren sayı yazıyorsunuz. Böylece gideceğiniz yere yazdığınız o sayı da belirliyorsunuz. İleri gideceksiniz. 2 byte aşağı ineceksiniz. 0-2 yazıyorsunuz. 4 byte aşağı ineceksiniz. 0-4 yazıyorsunuz. 5 byte aşağıya gidiyorsanız etiket yerine orada 0-5 yazıyorsunuz. Ama etiketle çalışmak çok kolay. Böyle hesap yapmaya, yani relatif adresi bulmaya gerek yok. Etiketi yazdığınız zaman etiket neresiyse sonuç öyle olduğu zaman, sonuç ne olduğu zaman? Sonuç 0 olduğu zaman. Z ne demek? 0. Sonuç 0'sa dallan adını alıyor. CRS ne anlama geliyormuş? Sonuç sıfırsa hemen şu komutun altına yazıldığı zaman şu sonuca bakıyor. C kütüğünün içeriği A kütüğünün içeriğine eşit olduğu zaman etiketli adresine gidiyor. Sıfır olmazsa ne yapıyor? Hı? Evet. Bir alta düşüyor. Bir alttan devam ediyor. Komut. Bir alt satırdan devam ediyor. Eşit değilse bir alt satırdan devam ediyor. Eşitse etiketli yere gidiyor. Eşit değilse hocam bu komut CX'ler eşittir 0 olduğu zaman mı çalışıyor sadece? C eşit A olduğu zaman etikete gidiyor. C eşit A olmadığı zaman alta düşüyor. Programımızın üst kısmını değiştirdik. Hani A akümülatörünü kullanamayacağız demiştik ya. Sayaç olarak şimdi C'yi kullandık. Görüyorsunuz değil mi? C'yi 0 yaptık. Akümülatöre tabloda, veri tablosunda DPI'yi aldık değil mi? Başta C'yi 0 yaptığımız için başta size şu soru saçma gelebilir. A, C'ye eşit ya da C, A'ya eşit mi? Sorusu başta saçma gelebilir. Ama her seferinde şuradan dönerken C'yi başka işte kullanmayacağız. Sadece sayıcı için kullanıyoruz. Her döngüde C'yi bir arttırdığımız için bir yerde bu artmalarda C nereye gelecek? DPI değerine gelecek. Böylece orada kaç kere dönülmüş oluyor? DPI kere büyük döngüde dönülmüş oluyor. Yani o DPI kere dönme sağlanmış oluyor.
Hani Porto okuyup sporuncu bitene bakacaktı ya. Burada da bit XA onu yapıyor arkadaşlar. Okunan akümülatörde okunan sayının kaçıncı bitene bakmak istiyorsanız sporuncu bitene, birinci bitene, ikinci bitene bit XA komutunu kullanmanız lazım. Increment X'i gördük. Artırıyor demiştik şu olaya. Jump etiket ne demek? Koşulsuz da, koşulsuz da atar. Eşref Bey, dalan her zaman diye çevirmiş. Koşul yok. Yani o komutu görür görmez etiketli yere gidiyor. Anlamına geliyor. Evet, oramız aaa 90'ı aldık. Açmak isteyen yazdığım şey SM'de bile kaçtık. 90 sayısını nereye yazdık arkadaşlar? A üzerinde diye bir şey yazdık. Şunu söylemeyi unuttum. Alfanümerik karakterle başlayan sayıların başına 0 geliyor. Bunu anladık mı? Yani her zaman değildir ama biz pek kullanmayacağız. Şu sayı alfanümerik karakter ya. Bu daha düzgün yazmak isterseniz alfanümerikle başladığı için başına 0 yazmamız lazım. Yoksa annene onu sayı olarak algılamıyor. İlla rakamla başlasın istiyor. İlk üstteki iki satır, piyonun kontrol kelimesinin yazıldığı satır.